İstanbul stüdyomuza dönelim, Sayın Salim Şen'le konuşacağız. Sayın Şen iyi akşamlar, hoş geldiniz. İyi akşamlar Lale Hanım, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Evet şimdi e, kamu bankalarından bir kısım kapora verdiği ve kamu bankalarından Erdoğan Demirören'in bir arayışa girdiği kredi konusunda ifade ediliyor e, bu iddialar var. Başka e, taliplerin olduğu yönünde de iddialar var ama şu anda e, ortaya çıkan isim Erdoğan Demirören. Ee, rekabet kurulunun buna e, müdahale edip etmeyeceği de tartışılıyor. Haksız rekabet noktasında böyle bir satışın hukuka uygunluğu nedir? Size soralım. Şimdi evet, e, bence de bu Doğan Medya Grubu'nun blok halinde e, satımı e, çok çok önemli bir gelişme. Sonuçları itibariyle de hakikaten e, çok boyutlu değerlendirilmesi gereken çok önemli bir konu. Şimdi şöyle söyleyebiliriz yani bu 4054 sayılı rekabetin korunmasına ilişkin bir kanunumuz var. Hı hı. Bu piyasadaki rekabet koşullarının işte tekelci yapılaşmaların e, önlenmesi açısından ve rekabetin korunmasını daim kılmak açısından getirilmiş bir yasa. Evet. Şimdi bu yasa şöyle bir yasak getiriyor. Diyor ki e, 7. maddesinde efendim e, bir ya da birden fazla teşebbüsün hakim durum... Yaratmaya veya var olan hakim durumlarını daha da güçlendirmeye yönelik bir şekilde efendim mal ve hizmet piyasalarında mal ve hizmet piyasalarında rekabeti ortadan kaldıracak şekilde birleşmelerini veya işte bu şekildeki bir hisse devirlerini hukuka aykırı olduğunu ve yasak olduğunu düzenliyor. Şimdi bu kanunun ilgili bu hükmüne göre söz konusu satış işleminin bu kapsamda değerlendirilip değerlendirilmeyeceğinin değerlendirilmesi gerekiyor. Şimdi biz şunu biliyoruz ve bakıyoruz ki şu anda devredilen bu medya kuruluşlarının oransal olarak miktarı yaklaşık yüzde yetmiş. Yani böyle bir devirle bir grup medya sektörünün yüzde yetmişine hakim hale gelecek. Bir taraftan da baktığımızda yani başka bir açıdan değerlendirdiğimizde ise yüzde doksanı bu çok önemli bir oran bütün medyanın bugün yazılı ve görsel medyanın yüzde doksanı hükümetin kontrol ettiği bir alan haline dönüşecek. Şimdi dolayısıyla bu şeyin rekabetin korunması kanunun kapsamında değerlendirilmesi gereken bu kapsama giren bir hükümdür. Çünkü biraz önce söylediğim gibi belirli bir grubun bu alanda yani medya alanında hakim bir güç haline gelmesi sonucunu doğuracaktır. Dolayısıyla da rekabet kurulunun izninin bu anlamda alınması yasal olarak şarttır. Şimdi bunları tabi bilemiyoruz. Evet. Rekabet kurulundan izin alınmış mıdır? İzin talebinde bulunulmuş mudur? Rekabet kurulu bir izin vermiş midir? izin verdi ise bu az önce söylediğim kriterleri nasıl değerlendirilmiştir? Bunun olup olmadığı hususunda ne tür bir aydınlatıcı sonuca varacaktır. Bunların hiçbirisini bilmiyoruz, bilmiyoruz. açıklanmadı da. Ee, ama yine rekabetin korunması kanununun hükümlerine göre rekabet kurulu herhangi bir kişinin ihbar, şikayet veya bildirimi üzerine de bu satış işlemini ilgili kanun doğrultusunda denetlemekle görevlidir. Bu anlamda bundan sonra da bu inceleme yapılmalıdır ve yapılmak zorundadır yasal olarak. Evet. Umarım o incelemeden sonra söz konusu işlemin bu kanun kapsamına aykırı olduğu düşüncesiyle sonucuyla rekabet kurumu ilgili yasaklama ya da işte eski hale iade gibi birçok karardan bir tanesini vererek. Bu olumsuz gelişmenin önüne geçer diye düşünüyorum. Peki şimdi başka taliplerin olduğu iddiaları da var Sayın Şen. Bu noktada ne yapılmalıdır? Şimdi, Prosedür nasıl? Şimdi burada talipten ziyade yani birden fazla talipten ziyade medyanın belirli bir yoğunlaşma ile kontrol altına alınmasıdır söz konusu olan. Hı hı. Tabii ki bu tehlikenin bertaraf edilmesi için. Ee, sizin de söylediğiniz gibi, başkalarına bir devirin e, daha olumlu bir sonuç doğuracağını dikkate almak lazım. Yani oransal olarak dediğim gibi bir grubun ya da bir anlayışın hakimiyetinin önüne geçilmesidir esas olan. Evet. Dolayısıyla başka grupların yani diğerleri gibi olmayan örneğin adı geçen Demirören grubu gibi zaten hı hı. medyada var olup belirli bir medya grubuna e, sahip olan ona hükmeden bir grubun dışında ilgisiz üçüncü şahıslar tarafından yürütülmesinde elbette yasal anlamda sakıncalar o kadar olmayacaktır. Şimdi bütün bunları niye söylüyoruz? Yani Doğan Medya dediğimiz gerçekten çok büyük bir kuruluş. Evet. Şimdi bunun içinde hem görsel medya hem yazılı medyayı barındırıyor. İşte gazeteler var Hürriyet Gazetesi, Posta Gazetesi, efendim fanatik gazetesi gibi gazetelerin e, yanında ajans e, çok, var e, ulusal yayın yapan işte CNN Türk gibi kanal D gibi efendim farklı diğer kanallar gibi dijital platformlar gibi hatta Doğan Kitap gibi e, kurullar şey kuruluşlar var şirketler var fakat bunlar kadar önemlisi dağıtım şirketi var Az evvel sayın ee, Tufan Türenci'nin de belirttiği gibi Şimdi Gerçekten. dağıtım üzerinden Türkiye'de bir tekelleşmeye gidildiğinde En vahim sonuç orada doğar Yani istenilen yayının Dağıtılabileceği, istenilmeyen Yayının dağıtılmasının önleneceği Bir durumla karşı karşıya kalırız Bu demokrasi açısından da çok Sakıncalıdır. Şimdi Lale Hanım şu, Bu meseleyi herhangi Bir iki şirketin birleşmesi Ya da herhangi bir ticari şirketin Hisse devri gibi değerlendiremeyiz Evet çünkü medya gelişmiş demokrasilerde bakın hukuk devletlerinde ve gelişmiş demokrasilerde dördüncü kuvvet olarak algılanır. Yani klasik olarak bildiğimiz yasama, yürütme ve yargının yanı sıra dördüncü kuvvet bağımsız medyadır. Niçin? İki sebepten dolayı iki çok önemli görev yerine getirir. Bir tanesi halkın yani kamuoyunun bilgi alma hakkını kapatır. Bilgi alma hakkının içeriğini doldurur. Evet. Yani bizler bütün sade vatandaşlar, insanlar memlekette olan biteni tarafsız bir basının hiçbir kişi ile aidiyeti ve bağlantısı olmaksızın sadece habercilik ahlakı ile verdiği, gazetecilik namusu ile yayınladığı ama çekinmeden, korkmadan yaptığı dürüst gazetecilik ya da yayıncılık sonucu Kamuoyuna ilettiği bilgilerden, haberlerden öğrenilir. Bu demokrasi açısından çok önemli bir hizmettir. İkincisi, bir bu kadar önemli olan yasal bu görevi sebebiyle oradaki legal yürütmenin yani muktedir olan, elinde her türlü gücü bulunduran iktidarın yasal olarak sınırlandırılması ve denetlenmesidir. Denetim görevini halk adına kamuoyu üzerinden basın yapar. Onun için bağımsız ve tarafsız olmalıdır. Onun için onun bağımsızlığının ve tarafsızlığının önündeki her türlü engeller kaldırılmalıdır. Onun için gazetecilerin yazdıkları yazılardan, verdikleri haberlerden dolayı suçlanmalarının, tutuklanmalarının, yargılanmalarının önüne geçilmelidir. Bu olmamalıdır. Niçin? Demokrasinin yerleşmesi, hukukun üstünlüğünün yaşatılması için. Şimdi bu çerçevede ele almak zorundayız bu satış işlemini hukuksal olarak evet. bir kere. Böyle baktığımızda işte az evvel işaret ettiğim gibi bir kere halkın haber alma hakkının kısıtlanacağı çok açık. Nereden açık? ...efendim daha önce yaşadığımız örneklerden açık. İşte bir sabah gazetesinin biraz önce Sayın Tüf Tüfencin de söylediği gibi Türencin de söylediği gibi satım olayını yaşadık. Hep birlikte yaşadık. Yani bütün medya kuruluşlarının nasıl işte tekelde toplandığını yandaş ya da havuz medyası adlandırılan bir yapısal bir durum haline geldiğini ve o saatten sonra bırakın gazeteciliği bırakın haberciliği, televizyonculuğu sadece hükümetin neredeyse ya da AK Parti'nin reklam ajansı gibi çalıştıklarını ya da işte partinin halkla ilişkiler bürosu şekline dönüştüğünü adeta gördük, yaşadık, hala da yaşıyoruz. Şimdi bundan sonra yaklaşık Medyanın yüzde ellisini, altmışını e, oluşturan böyle büyük bir yapının yine aynı oluşumun içine yani yandaş basının ya da havuz haline dönüşecek, havuz basını medyası haline dönüşecek olması demokrasimiz açısından çok çok önemli bir kayıp olacaktır. Evet. Ben Türkiye'deki medyayı üç şekilde e, kategorize ediyorum, üçe ayırıyorum. Bunlardan bir grubu, işte az evvel söylediğim gibi yandaş medya ya da havuz medyası olarak adlandırılan hükümetin veya AK Parti'nin halkla ilişkiler bürosu ya da reklam ajansı gibi çalışan medya. İkinci bir medya grubu var. Bunlar e, muhalif medya olarak adlandırabilirim. E, gerçekten işte korkusuzca çekinmeden tam bağımsız bir şekilde muhalefet görevlerini yerine getiren işte sizin içinde bulunduğumuz şu anda yayında olduğumuz Halk TV'nin de yaptığı görev gibi bir, bu, bu tarz bir muhalif medya ki çok sınırlı, çok çok sınırlı. Üçüncü bir medya grubu da daha böyle ortada olan hı hı. çok böyle herhangi bir yere angajı olmamış, daha demokrat durmaya özen gösteren, her iki tarafı da seslendirmeye böyle dikkat eden bir medya grubu idi. İşte bugünlerde bu satışlarla birlikte bu eylemler sonucu bu medyanın da hızla birinci gruba doğru evrildiğini, dönüştüğünü göreceğiz. Ha, Büyük tehlike tekrar yine yaşadığımız şeylere bakarak söylüyorum ki yine ikinci medya olarak adlandırdığım muhalif medya üzerinde de esen rüzgarları yine birlikte yaşıyoruz. İşte Sözcü Gazetesi'nin yargılanması, işte onun üzerine açılan davalar geçirdiği süreç sahibinin hala Türkiye'ye gelemiyor oluşu oldukça yani hiç hukuka uygun düşmeyen hukuk dışı. Bir şakım isnatlarla terör örgütüyle bağlantısı tespit edilmiş bir şahsın utanmadan gidip de ben öyle de demek istemedim aslında öyle bir tanıklıkta yapmadım şeklinde ipe sapa gelmez ve sonradan yalan olduğu yanlış olduğu ortaya çıkmış bir ifadesi ile evet. hala yargılanan e, ve bu yüzden de ülkeye gelemeyen e, bir medyanın varlığı yani sözcü gazetesi için söylüyorum her türlü şey ortada bütün kamuoyunun gözünde olur oluyor. İşte efendim Cumhuriyet Gazetesi'nin e, hakkındaki dava ve yaşadıkları yine ortada. Yani bütün bunlar muhalif medyanın da bastırılmasına yönelik, onun da susturulmasına yönelik çok böyle sistemli bir e, çalışmanın olduğunu da gösteriyor. Hatta bununla da yetinilmiyor malumunuz. E, i̇şte iki gün evvel e, yasa, e, şeyden meclisten biliyorsunuz yeni bir torba yasayla efendim, işte internet üzerinden yapılan e, yazılı ve görsel yayınların medya yayınlarının e, RÜTÜK denetimine alındığı hem BTK'nın hem RÜTÜK'ün denetimine alındığı e, şeklinde e, bir yeni kanun çıktı. Yarın bir gün gelecekte göreceğiz çok kısa bir vadede. Efendim işte orada da bir sürü bu bu tarz muhalif seslerin hoşa gitmeyen, beğenilmeyen hı hı. ya da hükümetin, iktidarın kendisine muhalif olarak algıladığı bütün seslerin tek tek belki susturulduğunu ya da susturulmaya çalışıldığına da tanık olacağız. Yani gelişmeleri biraz ben bu yönde değerlendiriyorum. Evet. Ha yasal olarak baktığımızda şöyle bir daha bir tekrarlarsam rekabetin korunması kanununa aykırıdır. Bu hususta kesinlikle bir düzenleme yapılmalıdır. Mutlaka bu kurumdan izin alınmış olması ve kurumun yayınladığı tebliğ doğrultusunda bir devir işleminin yapılmış olması şarttır. Bunların yapılıp yapılmadığını bilmiyoruz. E, dolayısıyla e, bu kur, şirketlerin yani devralan ve devre, devreden şirketin müracaatı da gerekmiyor. Her birey, sizin benim herkesin bu kuruma şikayet ve ihbar hakkı ve yetkisi vardır. Bu işletilerek hı hı. kurumdan ilgili kararlar alınabilir. Peki şimdi Sayın Şen e, durumu çok güzel özetlediniz. E, i̇şte internet yayınları e, Doğan grubunun satışı. Dolayısıyla artık o muhalif ya da sansürsüz yayın yapan, doğruları yayın yapan medya ve basın grubu çok küçüldü ve daraldı bu tablo sonrasında. Ama çok büyük bir gerçek var karşımızda. Türkiye 2019 seçimine gidiyor. Bunun tehlikesi noktasında neler söyleyeceksiniz peki? Bu tek seslilik, doğruların halka ulaşması. Yani bu, bu bugünün meselesi değil aslında. Evet. Yani biz bunu yıllardır adım adım yaşayarak buraya geliyoruz. Türkiye'de hep şunu söylüyorum. E, demokratik alan, e, demokratik siyaset alanı diyeyim süratle ve gitgide hızlı bir şekilde daralıyor. Demokratik toplum platformları hızca, hızla azalıyor. E, ses çıkaracağımız yani muhalif kişilerin kendilerini anlatabilecekleri işte e, kamuoyu denetiminin yapılarak iktidarın eksikliklerinin ileri sürülebileceği, sınırlandırılabileceği alanların hızla daraldığını görüyoruz. Bunun için hem fiili uygulamalar gündeme getiriliyor hem yasal düzenlemelerle bu yola gidiliyor. Bir tanesiyle de yetinilmiyor. Ha, yeri geliyor hukuk dışı uygulamalara da şahit oluyoruz. E bunları bir yere götürdüğünüz zaman gidecek merciğinin de olmadığını görüyorsunuz. E adım adım yargı zaten iktidara iltisaklı bir halde yapılandırılıyor. İşte çok değil üç gün önce yakla, Barış arkadaşın açıkladığına göre onun çalışması sonucu 116 adet AK Parti'ye iltisakı ve çalışması tespit edilmiş. Yani işte disiplin kurullarında, il ve ilçe yönetimlerinde, şurada burada her teşkilatlarında görev yapmış kişilerin, doğrudan görev yapmış kişilerin bugün hakim atandıkları bir ülkede yaşıyoruz Dolayısıyla işte bir taraftan seçim yasasındaki değişikliklerle e, seçimin tamamen devletin gözetimine devlet memurlarının e, denetimine ve yetkisine bırakıldığı sandıkların yine hakeza kendi kontrollerin altına alındığı istendiği şekilde e, bir süreci birlikte yaşıyoruz yani salt medyayla yürümüyor bu. Her alanda bir daralma, her alanda demokratik bir e, alan küçülmesi, bir e, stabilizasyon var. Dolayısıyla bir taraftan da zaten evteden beri tartıştığımız bir OHAL rejimi var. Evet. Niçin devam ettiğini bilmediğimiz, yani gerekçelerini anlayamadığımız, aslında anlıyoruz tabii e, bu iktidara ve hükümete söz konusu hukuk dışı uygulamalarını e, yaratıp yapabilmek için bir meşru kendilerine göre bir zemin hazırlıyor. Şimdi bu koşullarda seçime gidileceği çok aşikar. Bunu zaten itiraf ediyorlar. Hı hı. E zaten <laughs> o hal nedeniyle propagandanın, toplantıların, gösterilerin özgürce düzenlenmesinin hemen hemen mümkün olmayacağı, istendiği kısıtlamaların yapılabileceği, e, ifade özgürlüğünün kısıtlandığı yani bugün mu, ağzınızı açsanız ters bir şey söyleseniz efendim işte nasıl bir soruşturmaya maruz kalıp kalmayacağınızı bilmiyorsunuz. Sayın Toplumun Şen, daha, kahir e, ekseriyeti büyük bir korku bu, bu altında noktada, kendisini e, ifade etmekten uzak. Bu noktada Sayın Abdüllatif Şener'e e, Cumhurbaşkanı hakaretten iddianame hazırlandı bugün onu da konuştuk yani işte o duruma geldi artık. Ee, bir evet, siyasi yani kimliği dün, var ee, Cumhurbaşkanı, aynı zamanda AKP'nin genel başkanı olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir siyasi kimliği var ama kimse onu ağzını açamıyor. Diğer siyasi parti liderlerine o istediğini söylüyor ancak kimse onunla ilgili bir şey söyleyemeyecek durumda artık. Lale Hanım bunu da tartıştık, bunu da tartıştık. Yani Cumhurbaşkanı'na hakaret suçu hukuken eski düzende yani anayasal değişiklikten önce düzenlenmiş bir suçtur. Bu da Cumhurbaşkanının tarafsız, kişiler ve partiler üstü konumu dikkate alınarak yani devletin birliğini temsil eden bir e, adeta sembol bir makam. Herkesin Cumhurbaşkanı olması dolayısıyla siyasetten uzak bir kişilik olan Cumhurbaşkanının bu kişiliğini ve saygın kimliğini koruması için getirilmiş bir e, kuraldı. Evet. Ama siz artık Cumhurbaşkanlığı sistemine yani başkanlık sistemine geçtikten sonra Partili aidiyeti olan parti üyesi olan Üstelik bu sıfatıyla seçilmiş Artık siyasi kimliğini ortaya koymuş bir kişiyi Aynı hükümle koruma altına alamazsınız O kişiye ayrıcalık tanıyamazsınız Onun artık Siyasi olarak diğerlerinden bir ayrıcalığı kalmamıştır Şimdi O makam çünkü e, Cumhurbaşkanlığı'na hakaret suçu Türk Ceza Kanunu'nda kişilere hakaret suçu kapsamında değerlendirilmemiş. Evet. Cumhuriyet'in alametlerine ve organlarına karşı işlenmiş cürümler başlığında düzenlenmiş. Yani Cumhurbaşkanı'nın şahsı değil makamı esas alınmış. Ve böyle bir cezai düzenleme getirilmiştir. Oradaki Cumhurbaşkanlığı makamı ise az evvel söylediğim gibi... Siyasi aidiyeti olan bir parti genel başkanı hüviyetindeki cumhurbaşkanı değildir. O tarafsız partiler üstü devletin sembolik reisi olan cumhur reisidir. Dolayısıyla sistem değiştiğinde Türk Ceza Kanunu'nun cumhurbaşkanına hakaret suçunu işleyen e, bu hükmü de aslında ilga olmuştur. Evet. Örtülü olarak kalkmıştır. Uygulama yeri yoktur. Bundan verilecek her türlü ceza demokrasiye de hukuka da aykırı düşer. İşte dün değil evvelsi gün e, sanatçı Zuhal Olcay hakkında bir Cumhurbaşkanı'na hakaretten ceza verildiğini onay kadar evet. duyduk. E i̇şte Abdülhatif Şener hakkında iddianame düzenlendi Şimdi bu bununla birlikte siz demokratik bir alanı oluştura, oluşturamazsınız. Bu zaten mümkün değil. Yani yarın bir gün şimdi hem Cumhurbaşkanı sıfatıyla Türk ceza kanunu kapsamında hakaret suçundan koruma gören bir siyasi figür olacak. Hem de siz buna karşı bir siyasi kampanya yürüteceksiniz. Yani hem de bir muhalif söylem geliştireceksiniz ya da ifade özgürlüğü kapsamında düşüncelerinizi açıklayacaksınız. E bu çok kolay değil. Şimdi böyle bir zıh varken bunun yapılma bunun yürütülmesi, buradan demokrasinin yaşatılması, hukukun üstünlüğünün hala varlığından söz edilmesi e çok anlamlı değil yani. Zaten söz edemiyoruz da o kadar hukukun olmadığı, demokrasinin olmadığı alan var ki bunlardan birinde işte bu Doğan grubunun satışıyla birlikte önümüzdeki günlerde yaşayacağız. Sayın Şen çok teşekkür ediyoruz değerli yorumlarınız için. Yani ona onlara onlardan önce onlardan önce son şey söyleyeyim. Evet. Hukukun eğer hukukun üstünlüğünü koruyacaklarsa, hukuk devleti açısından bir şey söyleyeceklerse öncelikle kendi milletvekilleri olan Gaziantep milletvekili Şamil Tayyar'ın efendim bakın FETÖ yargılamalarında Antep'i de örnek göstererek Gaziantep'te FETÖ borsası kuruldu. Orada parayı veren hem de çok büyük paraları veren tahliye oluyor. Veremeyenler içeride kalıyor şeklindeki açıklaması muhalif kanattan gelen bizim söylediğimiz maksatlı bir ifadede değildir doğrudan kendi içlerinden yapılmış bir tespittir. Biz hukukçular olarak her şeyden önce bu iddianın, bu talebin bir an önce değerlendirilip sonuçlandırılmasını bekliyoruz. Öncelikle bunu yapsınlar, bunu ortaya koysunlar. Hukukun üstünlüğüne inanıyorlarsa, hukuk devletini yaşatmak istiyorlarsa önce bunu yapsınlar. Bunu bekliyoruz. Peki efendim, biz de size tekrar teşekkür ediyoruz yorumlarınız için. Sağ olun, yayınımıza katıldığınız Ben an. teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Evet.